Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azerbaycan'daki Azatlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçit Töreni'nde Aras türküsünü daha güçlü çığıracak, Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır ifadelerini kullanarak Aras türküsünün sözlerini okudu. İran'da kıyamet koptu. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, haddini aşan sözler sarf ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'de kötü anlattığı şeyin Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanında zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkına değinmedi. Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz dedi. Bu mesele çok tartışıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani daha akıllı davranarak Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Mesele kapanmıştır dedi ve meseleyi soğutma yoluna gitti. Gitti gitmesine de asıl mesele bilinçaltında yatan Türkiye Türk'ü düşmanlığı. Bu hususla ilgili Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Supi et-Tufeyli'nin İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in kendisine söylediğini iddia ettiği sözler çok çarpıcı. Tufeyli'nin ifadeleri aynen şöyle: İran medyasının Ermenistan'a nasıl destek verdiğini gördüm. Devlet ve medya Ermenilerle birlikte. Şaşırdım çünkü. Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını bekliyordum. Biz İslam devletiyiz diyorsunuz. Yani yeriniz mazlumun yanıdır. Zalimin, düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum. Azerbaycan İran'ın bir parçasıdır diyorsunuz. Dolayısıyla sizin durmanız gereken yer sizin de bir parçanız olan mazlum Azerilerin yanıydı. Ama ben İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'ten meseleyi sordum ve şu cevabı aldım. Ermenistan Türkiye sınırında biz Türkiye'nin Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi. Türkiye'nin önünde bir koridor olması için Ermenilerle beraberiz. Daha ne olsun. Adı Zarif, kendisi Türk düşmanı, bu kafa ile biz yakın temastayız. Adamı el üstünden tutuyoruz. Yaralarının sizin anlayacağınız. Haber 7'den Taha Dağlı'nın dediği gibi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o coğrafyayı anlatan şiir okuduğu gün o devletin kuruluş yıl dönümüydü. Erdoğan'ın Bakü ziyareti 10 Aralık'ta gerçekleştirildi. 10 Aralık 1945'te ise Güney Azerbaycan Türk Devleti bağımsızlığını ilan etti. 12'sine devlet kuruldu. O Türk devletinin ömrü uzun olmadı. Bir yıl içinde yıkıldı. Ancak kökü mayası duruyor. İşte İran'ın korkulu rüyası bu. Ama İran'ın korkmasına gerek yok. Biz sizi sizden çok düşünüyoruz. İsteseydik Yavuz Sultan Selim Han zamanında İran'ı kökten ortadan kaldırırdık ve selam dedi.